İşitme engelliler haber bülteniyle karşınızdayız. Orta Doğu'da topyekün savaş tehdidi. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun savaş uçakları Yemen'e hava operasyonu düzenledi. 150 bin dolayında Suudi Arabistan askeri de Yemen sınırında muhtemel bir kara harekatı için hazırlık yapıyor. Amerikan yönetimi de hava harekatına lojistik ve istihbarat desteği sağladığını açıkladı. Saldırıyı kınayan İran'sa Suudi Arabistan'dan derhal bütün askeri operasyonlarını ve hava saldırılarını durdurmasını istedi. Türkiye'den Yemen'deki harekata destek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Husilere karşı başlatılan ve Suudi Arabistan tarafından önceden bilgisi verilen operasyonu destekliyoruz denildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hava operasyonu konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendirildiğini belirtti. Temennimiz bu gerginliklerin siyasi diyalog yoluyla çözülmesidir dedi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Yemen'de yaşananların bölgesel bir savaş haline gelmemesi için Türkiye'nin elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Fransa'daki uçak kazasında kasıt var mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. Marsilya savcısı yardımcı pilotun uçağı bilerek düşürmüş göründüğünü söyledi. Savcı ses kayıtlarına göre yolcuların çarpmadan hemen önce çığlık attıklarını kaydetti. Alman havayolu şirketi Lufthansa yardımcı pilotun 630 saat uçuş tecrübesi olduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Şubat'ta Yargıtay Başkanlığı'na seçilen İsmail Rüştü Cirit'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilerleyen dakikalardaysa Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vattara'yı kabul edecek. Vattara resmi törenle karşılanacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu haftalık olağan görüşmeler kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Davutoğlu bu görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmelerde çözüm sürecindeki son durum detaylarıyla masaya yatırıldı. Başbakan Davutoğlu şu dakikalardaysa partisinin genel merkezinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genç işsizler buluşması başlığıyla gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli illerden gelen gençlerle buluştu. İşsizliğin bir sistem sorunu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu sorunu çözmenin tek yolunun üreten Türkiye olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Bahçeli deftere Türkiye Cumhuriyeti'ni layık olduğu gelişmişlik seviyesine çıkarmak amacıyla tüm gücümüzle çalışacağımıza bir kez daha söz veriyoruz yazdı. Bahçeli merhum Alparslan Türkeş'in kabrini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çözüm sürecinin karşısındaymış gibi göstermenin beyhude bir çaba olduğunu söyledi. Çözüm sürecinde silahsızlanma vurgusu yapan Kalın, aciliyet arz eden husus silahsızlanma aşamasının tamamlanması ve terör örgütünün tamamen silah bırakmasıdır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Ermeni diasporasının karalama kampanyasına Amerikan yönetiminin prim vermemesi gerektiğini söyledi. Resmi ziyaret için Washington'da bulunan Çiçek, Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi başkanlarıyla bir araya geldi. Analık izni ve kadın istihdamına yönelik düzenlemeler getiren aile paketi Meclis Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme çocuk bakımında kolaylık sağlayacak esnek çalışma modelini getiriyor. Öte yandan tasarıyla terör eylemlerinde yaşamını yitirenlerin anne ve babalarının da istihdam hakkından yararlanması imkanı getiriliyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifinin 12 maddesi daha kabul edildi. Buna göre çeyiz ve konut hesabı açanlara devlet katkısı ödenecek, sermaye piyasasında manipülasyon yapanlarsa 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Ayrıca birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 Türk lirası doğum yardımı yapılacak.
KPSS'de kopya soruşturmasında gözaltında bulunan 11 kadın 68 kişi adliyeye sevk edildi. Örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan zanlılar, anayasal suçlara bakmakla görevli 4 savcı tarafından sorgulanıyor. Öte yandan soruşturma savcısı Yücel Erkman'ı tehdit eden 3 şüpheli de Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Kağıthane'de 6 katlı binanın 2. katındaki bir derginin bürosunda akşam saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre basınç etkili eski yapım bir bomba büronun kapısı açıldığı anda patladı. Ünsal Zor hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken saldırıyı yasa dışı sol bir örgüt üstlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin önceki yönetimi döneminde ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla başlatılan operasyon kapsamında 48 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 35 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada hakkında gözaltı kararı olan eski başkan Macit Özcan'ı arama çalışmalarında sürdüğü öğrenildi. Taşeron işçilerinin sorunu çözülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik çalışmada sona gelindiğini açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun sosyal taraflardan görüş aldıktan sonra hizmet alım alanlarını yayınlayacağını belirten Çelik, o yayınlanınca hizmet alım alanları netleşmiş olacak. Onun dışındaki alanlarda hizmet alımı taşeronla ilgili gerçekleştirilmeyecek ifadelerini kullandı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi büyümeye ilişkin beklentileri değerlendirdi. Zeybekçi 2014'ün 2.8 ile 3 aralığında kapanacağını belirtti. 2015'in ilk çeyreğinde büyümenin beklentilerin altında olabileceğini belirten Zeybekçi, 2015'in ikinci çeyreğinden itibaren ise rakamların yavaş yavaş istenilen noktaya hareketleneceğini söyledi. Seçmen listeleri yarın askıdan inecek. Seçmen bilgileri muhtarlıklara asılan listelerden veya Yüksek Seçim Kurulu'nun internet adresinden sorgulanabiliyor. Öte yandan oturduğu mahallede kaydı bulunmayan seçmenlerin ilçe seçim kurulu başkanlığınca seçmen kayıtları dondurulacak ve oy kullanmaları engellenecek. ÖSYM'nin yeni başkanı belirlendi. Başkanlığa Profesör Doktor Ömer Demir atandı. Pek çok kamu kurumunda başkan ve başkan vekilliği de bulunan Ömer Demir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörlüğü görevini yürütüyordu. Türkiye'nin ciğerleri ormanlarımız için hükümet harekete geçti. 81 ilde bereket ormanları kuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da gönül elçileriyle birlikte bereket ormanları projesine destek verdi. 81 ilde 324 bin fidan toprakla buluştu. Emine Erdoğan evlenecek gençlere de seslendi. Düğünlerde fidan hediye etmeyi alışkanlık haline getirin ifadelerini kullandı. Van kahvaltısı marka tescil belgesini aldı. Artık belirlenen standartların dışında Van kahvaltısı adı altında sunum ve satış yapılamayacak. Amaç kentin önemli değerlerinden olan kahvaltının marka değerini artırmak. Kentin marka değeri olan kahvaltı otlu peynir, murtuğa, ceviz, bal ve kavut gibi 20 çeşit üründen oluşuyor. Karaman'da gece ısınmak için soba yakan bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Üst katta oturan anne ve babası 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Yunus Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın da sanıkları arasında yer aldığı davada savcı mütalasını açıkladı. Suç örgütü kurmak, fuhuşa teşvik ve cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan sanıklar için delil yetersizliğinden beraat istendi. Sanıklara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme duruşmayı erteledi. Ve böylelikle işitme engelliler haber bültenimizin sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Evet, gün biterken de saat